Evde gizlenmiş elektroşok aleti. Ben bunu radyo sanıyorum. İhanet dolu mesajlar. Kızım bunu nereye dedim ben? Baba bir sefer oldu dedi, bir daha olmayacak. Sırlarla dolu bir apartman. Bu kızın evet. Başına ne geldi? Ümmü Gülsün öldürüldü mü? Öldürdüler, ne yaptılarsa yaptılar. Girişin sağ köşesinde bir depo var. Bazı eşyalar var. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir bavul var. O valiz Gülsün'ün kurumdan aldığı valiz. Bir gün önce Nazım, Ümmü Gülsün valizini götürdü dedi. Burada, şurada valizi var. Onları götürmüş. Burada, şurada valizi var. Onları götürmüş. Bir gün sonra Ümmü Gülsün'ün valizi depodan çıktı. Bu bavulu oraya kim attı? Bodrum'a atılmış o bavul ve eşyalar cinayetin kanıtı mı? Gördüğünüz gibi evet. Üzerindeki gömlek bu. Fotoğraf karesinde üzerine olan gömlek. Onlar kullanılmayan eşyalar. Ümmü Gülsüm kocası ve kayınpederinin kurbanı mı? Bir kanka oğluna kıydın, kızımı kendine al. Ben kızımı istiyorum senden. Kayıp Ümmü Gülsüm'ün babası ilk kez stüdyoya gelecek. Kayınpeder Nazım ve damat Ferdi'den şok hamle, şok gelişme. Sen bunlara mı geldin sen? Bir dakika. Kimsin de benim kızım? Gülten abla. Sakin. Benim kızımı çıkarttın, çıkart. Benim kızım 18 yaşında. Ablacığım sakin. Gel bakalım. Ben sadece sana dayanamıyorum ya. Kızım. O gece niye kaçtın sen? Benim peki. Kızımı bunlar kandırdın. Asla öyle bir şey. 6 aylık evliyken kaçtı. Herkes birbirine düştü. O günlerdir susuyor. Sabriyeciğim, ortalığı karıştırıp herkesi birbirine düşürüp sessiz kalıyorsun. Sabriye Nur ve 6 aylık kocası Ali bugün ilk kez stüdyoda yüzleşecek. Bize dedik Sabriye. Eşim beni aldattı, bende fotoğrafları var. Hala ver, bana da göster. Hatta eşime de gösterdi. Kocam beni aldattı diyen Sabriye Nur'dan ihanetin bomba gibi düşecek belgesi. Babamgile de gösterdim. Bana ait değil. Yani senle bir kızı yan yana mı getirmişler? Yani öyle gibi bir şey yani. Seviyor musun kocanı? Hayatım seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum, seviyorum. Seni seven bir adam. Tabii yanlışları var. Sadece ben o yüzden gittim. İntikam almak için. Evet. Karı kocanın büyük yüzleşmesi Esra Erol'da. Torunuma bulmaya geldim yavrum. Bir elini koyan ayını öpen bir çubulma yavrum. Hiç öpme, ben seni öpeyim. Ah yavrum bir çubulma çocuğum, 4 aydır nereye gitti, kayıplara gitti yavrum, yok. 2 yaşında anneyle baba ayrıldı. Ondan beri ben bakıyordum yavrum, işte ben büyüttüm bunu yavrum işte. Böyle yavrum bulamadım, işte gitti. 2 yaşından beri bakıp büyüttü. Muhammed 19 yaşındaki torunu Huriye ve umre için biriktirdiği 500 bin liralık altınlarını alıp kaçırdı. 5 bilezik. Evet. 4 yüzük. Evet. 3 küpe. Evet. 31 çeyrek. Evet. 8 gram. Evet. 2 atı altını toplamda evet. 500 bin TL'yi bulan. Evet. Tüm altınlarını. Almış götürmüş ya. Muhammed'le beraber alıp. Kaçmış. Muhammed'in ablası bağlandı. Huriye benim kardeşimi kaçırdı dedi. Huriye Muhammed'i kaçırmış. Huriye diyor bizim oğlanı kaçırdı. Hayır, benim oradan evet, gördü. Evet, çocuğum oradan görmüş. Şimdi bu durumda siz mağdur olan taraf mısınız? Ben çocuğuma. Evet, hasılık kaldım sesine. Nail'in kayıp torunu ve Muhammed'le ilgili şok gelişme. 13 yaşındaki kızım Hasret Gezer 20 Mayıs'ta kayboldu. Okula gidiyorum dedi. Gidiş o gidiş, bir daha da hiçbir haber alamadık. 13 yaşındaki kızı Hasret okula gitmek için evden çıktı, kaçırıldı. Kızım 13 yaşında tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Kimlerle kaçtığını bilmiyorum. Kızımın kaçma sebebi Dilan Gezer, benim yeğenim oluyor. Nisa'da sınıf arkadaşı. Bunların her şeyden haberi var, her şeyden bilgisi var. Bunları özellikle bunlar yaptılar. Sınıf arkadaşı Nisa ve Dilan kayıp Hasret'in yerini biliyor mu? Hasret, kızım sana sesleniyorum. Neredesin? Gel kızım, ben buradayım kızım. Sen ölünü de dirini de üstlüyorum. Gel yatır geçecek, gel kızım yanımıza. Kızını arayan bir babanın feryadı. Kızım yol bilmez, iz bilmez. Bunu götüren olgun bir kişidir. Yanında mutlaka olgun bir kişiler vardır. Kızımı kim kaçırdıysa gelsin gelsin buraya. Allah rızası için. Esra Erol'da. Evde gizlenmiş elektroşok aleti. Ben bunu radyo sanıyorum. İhanet dolu mesajlar. Kızım bunu nereye dedim ben? Baba bir sefer oldu dedi, bir daha olmayacak. Sırlarla dolu bir apartman. Bu kızın evet. Başına ne geldi? Ümmü Gülsün öldürüldü mü? Öldürdüler, ne yaptılarsa yaptılar. Girişin sağ köşesinde bir depo var. Bazı eşyalar var. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir bavul var. O valiz Gülsün'ün kurumdan aldığı valiz. Bir gün önce Nazım, Ümmü Gülsün valizini götürdü dedi. Burada, şurada valizi var. Onları götürmüş. Burada, şurada valizi var. Onları götürmüş. Bir gün sonra Ümmü Gülsün'ün valizi depodan çıktı. Bu bavulu oraya kim attı? Bodrum'a atılmış o bavul ve eşyalar cinayetin kanıtı mı? Gördüğünüz gibi evet. Üzerindeki gömlek bu. Fotoğraf karesinde üzerine olan gömlek.
artık kullanılmayan eşyalar. Ümmü Gülsüm, kocası ve kayınpederinin kurbanı mı? Nikahı oğluna kıydın, kızımı kendine al. Ben kızımı istiyorum senden. Kayıp Ümmü Gülsüm'ün babası ilk kez stüdyoya gelecek. Kayınpeder Nazım ve damat Ferdi'den şok hamle, şok gelişme. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. Nefes aldık Cumhur hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.